Cizre, Şırnak'a bağlı olan bir ilçe ya da bir başka ifadeyle robotların doğduğu topraklar. Yo hayır, yanlış videoya gelmediniz. Birazdan Xiaomi ve robotunu anlatacağım. Ama öncesinde bu coğrafyadan çıkmış büyük bir ismi Cezeri'yi hatırlatmak istedim. Aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler Cezeri'yi mutlaka okumalı. 1106'da Cizre'de doğan Müslüman bilim insanı Cezeri, robotların babası olarak kabul edilir. Çünkü bu alanda çalışma yapan ilk bilim insanı olduğu düşünülür. Eserleriyle Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olan Cezeri, robotik özelliklere sahip, otomasyona dayalı çok sayıda icat yapmıştır. Bu kanalda bir robot anlattığım ilk video olduğu için Cezeri ile başlamak istedim. Evet, bir bilim dalı olarak robotikte bugün Batı dünyası ve bazı Asya ülkeleri almış başını gidiyor. Ancak biz tüm gayretimizle çalışmaya, gelişmeye devam etmeliyiz. Çünkü yapay zeka, robotik ve biyoteknoloji geleceğin en kritik disiplinleri olacak. Dolayısıyla bu alana yatırım yapan, gelişim gösterenler de kazanan taraf olacaklar. Evet, tüm bu detaylardan sonra şimdi isterseniz Xiaomi ve robotu olan CyberDog'la videomuza devam edelim. CyberDog'a pür dikkat bakıldığı zaman bir yerlerden tanıdık geliyor. Çünkü bu alandaki en meşhur firma olan Boston Dynamics'in 28 yıllık Ar-Ge sonucunda piyasaya sürdüğüm Spot isimli 4 ayaklı robotla büyük benzerlikler gösteriyor. Hatta bir bakıma onun fiyat performans versiyonu gibi duruyor. Zaten aralarında da büyük bir fiyat farkı bulunuyor. Ancak tek fark fiyatlandırma değil elbette. Kullanım alanları ve hedefleri de değişkenlik gösteriyor. CyberDog'la Xiaomi robotik çalışmalara katkı sağlamak, 4 ayaklı robotların potansiyelini göstermek istiyor. Bu hedef doğrultusunda üretimi yapılan ilk 1000 adet CyberDog, mühendisler, robotik uzmanları ve Xiaomi fanları için piyasaya sürülüyor. Bu alandaki ilerlemenin topluluk desteği de olabileceğini düşünen Xiaomi, CyberDog'un ana modüllerini kendi geliştirirken algoritma tarafında ise açık kaynak çözümlerden istifade etmiş. Yaşamdan esinlenen 4 ayaklı robot olarak tanımlanan CyberDog, Boston Dynamics ile kıyaslandığı zaman çok daha rafine, göze daha hoş görünen bir tasarıma sahip. Bunun muhtemelen en büyük sebebi Xiaomi'nin son kullanıcı Boston Dynamics Mix'in ise endüstriyel odaklı ürünler yapma çabası. Kaldı ki firmaların tercih ettiği renkler de adeta bunu doğrular nitelikte. CyberDog'un altyapısında Xiaomi imzalı en önemli bileşen ayaklarda kullanılan servo motor. Çinli şirketin geliştirdiği motorun dönüş hızı 220 devir dakika, torku 32 Nm ve hızı da 3.2 metre saniye. Yani Boston Dynamics'in spotuyla kıyaslandığı zaman 2 kat daha hızlı görünen CyberDog'un yük taşıma kapasitesi ise 3 kilogram. CyberDog, yapay zeka ve bilgisayarlı görüyle hareket eden bir robot olduğu için önce işlem gücüne, yani bir başka ifadeyle beynine ya da bir başka ifadeyle kullandığı donanım platformuna bakalım. CyberDog'un merkezinde Nvidia'nın entegre sistemler için geliştirmiş olduğu Jetson Xavier NX platformu yer alıyor. Teknik özelliklerine baktığımız zaman GPU tarafında Volta mimarisini kullanan ve 384 adet paralel işlem birimiyle gelen, ki aynı zamanda 48 tane de tensör çekirdeğine sahip olan GPU, yani grafik işlem birimi bulunuyor. 6 çekirdek işlemciye sahip olan platform, Nvidia'nın özelleştirdiği ARM tabanlı Karmel çekirdek tasarımını kullanıyor. Yapay zeka hesaplamalarında daha yüksek performans için 2 tane derin öğrenme motoru bulunan, ayrıca görüş analizini de hızlandırabilmek için çok yönlü özel bir görüntü işlemcisine sahip olan bu platform, 8K çözünürlüğünde videoları oynatabiliyor, 4K 60 FPS videoları da işleyebiliyor. Aynı anda birden fazla nörel ağ destekleyen Jetson Xavier NX platformu, yapay zeka uygulamaları için saniyede 21 trilyon operasyonu hesaplayabiliyor. Üstelik bunu düşük enerji tüketimiyle gerçekleştiriyor. Nvidia'nın yazılım yığınları ve yapay zeka modelleriyle yüksek performans vaat eden bu platform, CyberDog sensörlerinden gelen gerçek zamanlı verileri işleyerek robotun hareket etmesini sağlıyor. Kıyaslama için şöyle bir örnek verebilirim. Boston Dynamics'in Spot robotunda robotik yetenekler ve gelişmiş yapay zeka uygulamaları için her ikisi de Intel tabanlı olan, birinde Nvidia'nın profesyonel grafik çipine değer verilen iki ayrı kit bulunuyor. Ki bu kitlerin fiyatı da $4000 ve $25000. CyberDog, biyolojik hareketleri modelleyebilmek için yüksek hassasiyetli 11 tane sensör kullanıyor. Kameralar, ultrasonik sensörler, GPS modülleri ve dokunmatik kontrol sensörleri. Ama tüm bunlar içerisinde belki de en kritik olan parça, Intel tarafından geliştirilen RealSense D450 isimli 3 boyutlu derinlik algılama modülü. Hem iç hem de dış ortamda, aynı zamanda her türlü ışık koşulunda çoklu kamera sistemlerine destek veren ve derinlik hesabı yapan bu sistem, robotun çevresinde olup bitenleri algılamasını sağlıyor. 3
3 boyutlu derinlik oluşturan ve santimetre ölçeğinde çalışan bu sistem robotun kendi navigasyonunu yapmasını ve engellerden kaçınmasını sağlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üzerinde farklı kamera sensörleri bulunan CyberDog, Xiaomi'nin akıllı telefonlardaki görüntüleme teknolojisinden de istifade ediyor. Yapay zeka destekli interaktif kameralarla birlikte binoküler gözlü görüş için ultra geniş açılı balık gözü kameralara da sahip. GPS modülüyle birlikte gerçek zamanlı olarak yerelleştirme ve haritalama yapan CyberDog, diğer teknolojiyi de bir araya getirerek obje takibini gerçekleştirebiliyor. İnsan pozunu algılayan ve yüz tanımayla sahibini ayırt edebilen CyberDog, üzerindeki 6 tane mikrofon yardımıyla evcil hayvan gibi davranabiliyor. Örneğin sahibinden gelen komutlara karşılık verebiliyor. Ayrıca Xiaomi ekosistemindeki diğer ürünlerde olduğu gibi CyberDog da akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor tabii ki. Geliştiriciler tarafından farklı yazılımlar veya donanımsal aksesuarlarla özelleştirilebilecek olan CyberDog, 128 GB kapasiteli SSD depolama sürücüsüne, 3 tane USB tip C konnektörüne ve 1 adet de HDMI portuna sahip. Xiaomi'nin açıklamasına göre CyberDog'a farklı görevler için örneğin arama ışıkları, panoramik kamera sistemleri, lidar sensörleri veya farklı donanımlar eklenebilecek. Ters salto yani perende atabilen CyberDog pek çok zorlu koşulda dengesini koruyor. Devrildiği zaman da kendisini düzelterek hareketine devam ediyor. Bir ekosistem olarak bakıldığı zaman bugün Xiaomi'deki ürün çeşitliliği başka hiçbir firmada yok. Zira teknolojik ürünlerden tutun da şemsiye, güneş gözlüğü hatta ayakkabıya kadar pek çok ürün sunuyor. Ancak tüm bunlar içerisinde CyberDog biraz daha farklı. 1500 dolardan biraz daha pahalı olan, yani fiyatı şirketin katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'la oldukça yakın görünen CyberDog'la amaç robotik bilimine katkı sağlamak ve bir bakıma geliştirme platformu olarak 4 ayaklı robotlara erişimi kolaylaştırmak. Evet, CyberDog belki yakın zamanda her ülkede satılan bir Xiaomi ürününe dönüşmeyecek. Ancak üniversiteler, kurumlar, mühendisler ve yazılımcılar için daha uygun fiyatlı olan CyberDog ile bu alanda çalışmalar yapılabilecek. Hatta bu alana yenilikler kazandırılabilecek. Kaldı ki Çin devletinin en stratejik alanlardan biri olarak gördüğü robotik biliminde Xiaomi'den önce Unity isimli bir başka Çinli şirket de 2700 dolar fiyatla benzer bir 4 ayaklı robotu piyasaya sürmüştü. Yani buradaki yaklaşım şu: üniversiteler için, akademisyenler için, mühendisler için bu alanda yenilikler yapılabilecek, bu alanda yepyeni inovasyonlar geliştirebilecek ortamı ve cihazları sağlamak. Ana motivasyon bu, yakından takip etmekte fayda var. Robotik gerçekten çok önemli bir alan. Hatta önemini anlayabilmek adına şöyle bir örnek verebilirim. Samsung geçtiğimiz günlerde çok önemli bir açıklama yaptı ve 200 milyardan daha büyük bir yatırımı önümüzdeki 3 yılda çip üretimi, yapay zeka, robotik ve ilaç üretimine yönlendireceğini açıkladı. Bakın, 4 önemli disiplinde, 4 önemli başlıkta Samsung 200 milyar dolardan daha büyük bir bütçeyi önümüzdeki 3 yılda harcayacak. Bakın, bu bile tek başına robotik dünyasının sahip olduğu potansiyeli görmek, şirketler ve ülkeler açısından önemini kavrayabilmek adına son derece kritik bir örnekti. Zaten bu videoyu hazırlama, Xiaomi'nin robotunu anlatma sebebim de tam olarak buydu. Robotun kendisinden ziyade robotik dünyasındaki gelişmeleri paylaşabilmek. Evet, tüm bu detaylardan sonra artık videomuzun sonuna doğru gelirken, her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize teşekkür ederim, hepinize minnettarım. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip alabilirsiniz. Sevgili dostlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.